Merhaba. Şimdi size ibretlik bir hikaye anlatacağım. Hor gördüğümüz tüm insanlar hatırına. Delinin biri bir camiye girer. Belli ki namaz kılacak. Ama oturmaz, meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer, dolanır. Bir oraya, bir buraya, her köşeye dikkatlice bakar ve hızlıca çıkar gider. Az sonra sırtında bağlanmış odunlarla tekrar gelir camiye ve tam namaza başlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar. Sırtındaki odunlarla güç bela bitirir namazını. Eğilip kalktıkça yere düşen odunlar, çıkardığı ses vesaire derken, tabii cemaat de rahatsız olmuştur bu durumdan. Nihayet biter namaz bitmesine ama her kafadan bir ses çıkar. Herkes kıpırdanmaya, adama söylenmeye başlamıştır bile. İmama kadar ulaşır sesler. Hafiften tartışmalar. İmam aynı mahalleden. Bilir az çok garibin halini. Şefkatle yaklaşır meczubun yanına ve der ki, ''Oğlum, böyle namaz mı olur sırtında odunlarla? Sen ne yaptın? Hem kendini hem de çevreni rahatsız ettin bak. Bir daha namaz kılmaya yüksüz gel, olur mu?'' Bunu duyan meczup, melül mahzun ama manalı bir bakışla sorar. Adetiniz böyle değil mi hocam? Ne adeti der hoca. Cemaat de toplanmış, merak ve şaşkınlıkla bu olayı izlemektedir o sıra. Der ki meczup bu kez, hocam ben namaz kılmak için girdim camiye. Şöyle kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktım. Gördüm ki herkesin sırtında bir şeyler var. Zannettim ki adet böyledir. Ben de şu odunları yüklendim, geldim işte. Neden kızıyorsun? Kızacaksan herkese kız, tek bana değil. Hoca şaşırır. Benim sırtımda da mı var? Der. Evet, der meczup. Hepinizin sırtı yüklü. Cemaatte ise hafiften deli işte manasında bıyık altından gülüşmeler başlamıştır. Meczup bu kez öne atılır ve tek tek cemaati işaret ederek saf bir çocuk edasıyla heyecanla bağırır. Bak, bunun sırtında mavi gözlü bir çocuk, bunda kocaman bir elma ağacı vardı. Bunda işte bunda kırık bir kapı, bunda bir tencere yemek. İşte bunda kızarmış tavuk. Bununkinde de yaşlı annesi vardı. Meczup sonra iki elini yanlarına salar, başını sallar ve umutsuzca "Boş yok, boş yok hiç, hiç yok" diye tekrarlar. O böyle söyleyince herkes dehşet içinde, şaşkınlıkla birbirinin yüzüne bakar. Çünkü meczubun dedikleri aynen doğrudur. Kimi doğacak çocuğunu düşünüyordur namazda, kimi bahçesindeki meyve ağaçlarını, kimi sevdiğini, biri onaracağı kapıyı, diğeri lokantasında pişireceği yemeği, biri açtır, aklında yiyeceği tavuk, birinin sırtında sevdiği kadın, diğerinde de bakıma muhtaç annesi vardır. Peki söyle bakalım, bende ne vardı der bu kez endişeyle hoca. O da der ki, zaten en çok da sana şaştım hoca. Sırtında kocaman bir inek vardı. Meğerse efendim, hocanın ineği hastaymış. Öldü mü, ölecek mi diye düşünüp dururmuş namazda. Ya, derler ya, harabat ehlini hor görme sakın. Defineye malik viraneler var.